Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tuğman'dan yılbaşı için kendime aldığım küçük hediyeler var. Onların paket açılımını yapacağım. Gelin istiyorsanız hemen paket açmaya başlayalım. Bir adet askı aldım kendime. Normalde benim askım vardı. Yeni evime taşındığım zaman kaybettim ve o askı çok güzeldi. Dadaryo'nun petli askısı şu şekilde. Çok sağ olun. Hani hem şeyi, şu derileri falan da çok iyi. Hem buradaki petler de çok güzel koruyor. Bende vardı işte 15 senelik bir tane askım vardı böyle siyah. Maalesef kayboldu. Kaybolunca da yenisini almak istedim. Çünkü bu çok güzel bir askı. En azından beni yine 15-20 sene götürür. Tam modelini açıklama kısmına yazacağım. İlki bu. İkincisi arkadaşlar tabii ki teller. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Harley Benton'un tellerini kullanıyorum. Sahnede kullandığım gitara düzgün bir şekilde 3 ayda bir bakım yapıp tellerini değiştirmek istiyorum. Normalde yani eliksir takıp bir sene hiç uğraşmaya da bilirim ama böyle keyif aldığım için kendime böyle 4 tane takım tel aldım. Bu zaten benim en kötü. 2 tanesi bu arada size gidecek. Size çekilişle vereceğim. Bunu zaten önceden söylemiştim. Çekilişle miyim de abonelerime özel 2 arkadaşa hediye edeceğim. Diğer ikisi de beni zaten Altay'a götürür. 5 telli ikisi de. Ama yani fark etmiyor. İster 5 telliniz olsun, ister 4 telliniz olsun. Yaparsınız. Evet arkadaşlar, en önemlisi gigbag aldım bir tane kendime. Ama mükemmel yani, böyle bir şey yok. Bunu biraz şöyle şuradan keseceğim. Ya gerçekten mükemmel bir gigbag bence. Şu an şeyinden de zaten kalınlığından falan filan bayağı güzel olduğu belli. Bunların hepsinin tam böyle modellerini falan filan yazacağım. Aldığım ürünlerin hepsi toplamda 150 euroyu geçmedi. 800 lira falan da bir kapıda şey ödedim, vergi ödedim. Bu şekilde aldım. Türkiye'den alsaydım yine alabiliyordum ama yani 7000 liraya falan geliyordu. Ama kalite olarak böyle bu kadar kaliteli olmayacaktı. Mesela zaten tel alamayacaktım muhtemelen kaliteli. En kötü hangi tel varsa ondan alacaktım. Bu vardı. Bunun için bir şey demiyorum. Hani. Ama gigbag, kaliteli gigbag almam için 3000 lira vermem gerekecekti. Minimum 3-3,5 vermem gerekecekti. Bu gerçekten mükemmel. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Ben bunu bu kadar olacağını düşünmemiştim. Deri dışı. Hani böyle. Bunun fiyatı bu arada 1000 lira falan. 1000 lira mı? 1200 lira mıydı? Öyle bir şey tam hatırlayamadım şimdi. Yok böyle bir şey ya. Çantaları falan bayağı güzel. Böyle bir şey falan var. Kılavuzu falan var. Ne alakası? Şöyle bir şey. Çantası güzel. Parmağı falan bir kaliteli. Yani çok iyi. Burada bir tane daha küçük gözü var. Bu da çok iyi. Böyle ufak bir cebi var. Su koymak için. Yukarıda bir tane büyük gözü var. Ooo. Askılı. Çok iyi. Ekstra galiba o. Bu arada. Şöyle. Deriden yapılmış ve bayağı güzel. Kalınlığı çok iyi zaten. Bunu şeye aldım bu arada. Bu yere Uğurelcik tarafında yapılan bir bas gitar var ya bende. Siyah Maple. Onun için hani iyi bir şey olduğu için o gitar. İyi bir gigbag koymak istedim. Burada şöyle. Şöyle bir şeyler var. Ha bunu hani istersen burayı da böyle bir şeyler mi yapabiliyoruz? Yoksa. Hayır şey askıları koyduğum bölüm burası. Hemen bu. Şöyle şurayı da açalım. Şöyle. Askıları falan da çok iyi. Bunu şöyle geri kapatıyorsun. Mükemmel adamlar süper yapmışlar. Şu şekilde.
Biz buradan ayarlayabiliyorsun boyunu falan. Şöyle içine de bakalım. Şöyle bir şey var, tutma yeri var. Bu gayet güzel ve bayağı iyi. Yani çok beğendim ya. Yani şu petleri, buraları da petli bu arada. 30 milimetre. Genel olarak yani bayağı güzel bir gigbag. Çok beğendim. Şimdi şöyle bunu koyayım. Ve arkadaşlar son ürün pedallı. İki tane pedallı bir kendime pedallı atalım. Çünkü çok sahnem var. Yani 7 gün sahne, 6 gün sahne yapıyorum. Sürekli çantanın içinden tak çıkar, tak çıkar, tak ikisini tak çıkar, tak çıkar. Kablolar zedelendi. Uyuz oldum yani mevzuya. Dedim ki en iyisi ben giymek alayım bir tane, şey alayım bir tane, pedal board. Ondan sonra. Bu da çok uygun fiyatlıydı. Ve güzeldi, büyüklüğü falan da iyiydi. Ya yarın bir gün ekstra pedal da bağlarım da yani şimdi minimal setup kullanıyorum. Sound için sadece. Bir şey, neydi onun ismi? Bir tane şey kullanıyorum. Tuner. Ama yani sonuçta daha sonradan böyle yaparım diye yine bir eskisi gibi şey setup bir tık büyük aldım. Ya zaten üçlü piç falan filan adaptör de almam gerekiyor normalde de şöyle şunu şöyle yapayım. Normalde adaptör de almam gerekiyor ama adaptörü geçtim. Böyle bu kendi deki Harley Benton'un bu da. Harley Benton'un kendi şeyi pedal bu oldu. Şunları şöyle koyayım şöyle. Tahtası üstünde kendi yapışkanı var. Ayakları var. Altında eğer böyle bir adaptör kullanıyorsanız onu koymak için yer var. Buraya böyle bağlıyorsunuz. Üste gözükmüyor. Ben zaten adaptörsüz kullanıyorum. Benim iki pedalım yeter oldu zaten. Bu dört pedallık falan maksimum yani. Şöyle şuraya koyayım bunu. Ha, şu şey cırt cırt bunu şey pedalın altına yapıştırıyorsunuz. Şöyle. Bu arada şey yanına bunlar da galiba ayakları falan herhalde ekstra yükseltmek için vidalarını falan yollamışlar. Bu ne? Bu şey adaptörü takmak için lastik ve alyan anahtarı yollamışlar. Şöyle dursun şunu. Bakın kenara. Bu da zaten cırt cırt pedalların altına yapıştırıyorsunuz ki burayı düzgün bir şekilde tutsun diye. Bu da çantası. Çantası var diye zaten aldım. Türkiye'de de satılıyor. Yani 1500 lira mı öyle bir şey. Türkiye'de satılan bu kadar büyük değildi. Bir de emin olamadım yani şimdi kalitesine. Bunu daha önce görmüştüm. Onun için beğendim yani. Şöyle çantası da. Şunları içine atıp şöyle. Yani şey gibi düşünün ya. Gideceğim böyle. Çantayla geleceğim. Koyacağım önüme. Açacağım. Çalacağım. Geri kapatacağım. Bitti. Bu kadar. Hiçbir zaman kablolarla ilgili sıkıntı yaşamamış olacağım. Yani çünkü geçen mesela şey aracak bozuldu. Ve aracak fiyatlarını biliyorsun. Hadi bende var yani. 2-3 tane yedek duruyor. Ama aracak fiyatları bile çok pahalı. Gereksiz pahalı olduğu için hani. Ve şey adaptör mesela. Yani mesela Eden'in kendi adaptörü bir bozulsa 15'lik adaptör bulamam yani öyle hemen. Şak diye. Onun için böyle bir şey iyi oldu benim için. Kendi askısı da varmış gibi. Böyle şu şekilde. İçine yerleştireceğim. Pedallar, şeyler falan. Adaptör sadece fiş olacak böyle. Dışarıya. Buradan çıkaracağım. Fişi takacağım. Bitti. Devam. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bunların detaylarının da videosunu çekeceğim. O videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teller içinde. Buradan abone olmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.